Harvard Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler ile, öğrenci erkekler ile Boston'ın böyle kenar mahalle gençlerinden yapılmış bir çalışma. Ve sizi ne mutlu eder sorusuyla başlayan bir çalışma bu 75 yıl önce. Ki bu çalışma 2. Dünya Savaşı'nı ve muhtelif ekonomik, sosyal krizi ve değişimi de aynı zamanda atlatmış bir çalışma. O vakitki cevapların sıralaması zengin olmak, başarılı olmak ve tanınır olmak. Geldiğimiz noktada ise çalışma sonuçlandı. Şimdi onların torunlarıyla devam eden bir hal var. Geldiğimiz noktada ise diyor ki mesaj, net mesaj şu. Bizleri sağlıklı ve mutlu kılan tek şey iyi ilişkilerdir. İyi ilişkileri kastederken işte geniş bir sosyal çevrenizin olması, romantik bir evliliğinizin olması falan değil. Kastettiği derin, iyi ve güvende hissettiğiniz ilişkiler. Tanışlardan bahsetmiyor. Hani giderek unuttuğumuz o yakın ahbaplık var ya, hani bayağı sırtımı dayadım. Arkadaş, o zaman ben sosyal medyada beni 1 trilyon adam takip ediyor, dolayısıyla sırtım yere gelmez palavra. Yani çünkü bunlar arkadaş da deniyor ya, terminoloji olarak bence çok akıllı bir terminoloji. Arkadaş diye tanımlanmaları bu takipçilerin. Hani bunlara da pek fazla güvenmemek lazım.